Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Sırski, Fransa'nın Ukrayna'da savaşan birlikleri eğitmek üzere Kiev'e asker göndereceğini açıkladı. Ukrayna Başkomutanı, Fransa Savunma Bakanı Sébastien Lecornu ile yaptığı görüşmenin ardından Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna eğitim merkezlerini ziyaret etmelerine izin veren belgelerin imzalandığını söyledi. Başkomutan Sırski, Telegram sosyal ağ uygulamasında Fransa'nın Ukrayna askeri personelinin eğitimi için Ukrayna'ya eğitmenler gönderme girişimini memnuniyetle karşılıyorum paylaşımında bulundu. İlk Fransız eğitmenlerin yakın zamanda eğitim merkezlerini ziyaret etmeleri, altyapılarını ve kadrolarını tanımalarını sağlayacak belgeleri imzaladığını belirtti. Sırski, Fransa'nın kararlılığının diğer batılı ortakları da bu iddialı projeye katılmaya teşvik edeceğine inanıyorum ifadelerini kullandı. İlk Fransız askeri konuşlandırmaya ilişkin hiçbir ayrıntı paylaşılmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şubat ayında batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesinin göz ardı edilemeyeceğini söylemişti. Müdahale NATO içinde bölünmelere yol açtı. Çünkü ittifakın üye ülkeleri Rusya ile çatışma riskini arttırabilecek askeri hamleleri reddetti. İngiltere ve Almanya, Macron'un önerisine karşı olduklarını yüksek sesle dile getirdi. Moskova, batılı birliklerin konuşlandırılmasının kaçınılmaz olarak Rusya ile NATO arasında topyekun bir savaş tetikleyeceğini iddia etti. Litvanya Dışişleri Bakanı ise, geçen hafta Litvanya Ukraynalıların kendi topraklarını eğitimini organize edebilecek, Fransa veya başka bir ülke tarafından yönetilebilecek bir ülkeler koalisyonunun parçası olmaya hazır şeklinde konuşmuştu. İngiltere ve ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya tam kapsamlı işgali başlatmasından bu yana Avrupa topraklarında 10 binden fazla asker eğitti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili geçtiğimiz haftalarda Fransa'nın Ukrayna'ya askeri güç göndermesi halinde Rusya'nın tepkisinin yalnızca siyasi olmayacağını söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da eğer Fransızlar çatışma bölgesinde görünmek isterlerse ister istemez Rus ordusu için hedef haline gelirler demişti.